ortaya koyabilirler. Hakem belli olmuş. Derbi belli olmuş. Arda kardeşler olmuş. İki hakem konuşuluyordu. Bence tek Arda'ydı zaten. Halil Umut Güler zaten istemiyor. Volkan Bayaslan geçen hafta Galatasaray maçını yönetmişti. Bence olmazdı. Arda kardeşler bir başka ihtimaldi. Hayırlısı olsun. Yani bence çok hakemle konuşmayacağız. İki, işte Aziz Yıldırım'ın bütün toplantısını çok keyifle izledim ya. Onun tarzı bana keyif verdi. Ya bizden biri, halktan biri. Yani bugün sokağa çıktığınızda bizim halkımız, futbol severimiz ne düşünüyorsa, nasıl konuşuyorsa, nasıl yaşıyorsa aynı örnekleri Aziz Yıldırım verdi. O yüzden samimiyet vardı, sıcaklık vardı. Bu beni kesinlikle olumlu yönde. Atamanın manuel olarak yapıldığı da açıklanmış bu arada, hakem ataması. Ya bizde hele hele bu tür derbi atamaları hep manuel yapılıyor. O kesin. Zaten başka yani, ne bekliyorsun? Öbürleri de manueldi yani. Hocam, yok yapay zekaymış falan. Hakem eleştirisi de yapmak istemiyorum. Hep kaçınmaya çalıştığım bir şey ama Arda Hoca da ilk derbide hani iki takımın kaybetmeme önceliğini zaten hissediyorduk. Hocanın da sanki biraz oyunu kolay durdurduğuna yönelik eleştiriler şeydi, değil mi? Evet. İlk derbide de Arda kardeşler. Evet, evet. Şöyle biz de bu tür kritik maçlarda hakemler eleştiri almama adına hata yapmamayı ön plana çıkarırlar. Hata yapmamak için de özellikle İkinci bölgede yani kaleye uzak bölgelerde olabilecek her türlü faulü veya oyunu durdurmaya yönelik düdüğü çalıyorlar. Evet. Oyunu çok sık kesiyorlar. Arda kardeşler de böyle bir eğilimdeydi. Yani o maçın keyfinden, temposundan, selametinden ziyade kendi çıkarını ön plana çıkaran bir anlayışla yönetmişti. Kaldı ki bunu bütün hakemlerimiz şu ana kadar hep yaptılar. Büyük bir ihtimalle bundan sonra da yapılacak ama yine benim görüşüm var hakeminin gelmesini, yabancı var hakeminin gelmesini çok doğru bulmuyordum kendi adıma. Ama onların bizimkilerden daha iyi olduğunu biliyorum. Kısa vadede bir şey katabilirlerdi. Uzun vade için doğru bulmadığımı anlatmıştım. Geldikleri andan itibaren hakemlerimizde de olumlu yönde bir değişiklik oldu. Özellikle maçın hakemleri oyunu oynatmaya yönelik biraz daha fazla eğilim göstermeye başladılar ki Arda kardeşlerden ben bu maçta bu eğilimi de göreceğimizi düşünüyorum. Mourinho'ya geri geleyim. Hı hı. Şimdi işin sportif yönü benim için en önemlisi, o kesin. O açıdan baktığımda beni heyecanlandıran hocalar var, beni heyecanlandırmayan hocalar var. Mourinho belki bir 10-15-20 sene önce beni çok heyecanlandırırdı ama şu an hiç heyecanlandırmıyor. Yani çağdaş oyuna bir şeyler katabileceğini kendi adıma çok düşünemiyorum. Eğer orada beni kim heyecanlandırır dersen, işte ben her zaman Guardiola'yı bir numaraya koyuyorum. Kaldı ki İngiltere'de de yavaş yavaş Arsenal'ın böyle sempatizanı olma yolunda kesinlikle de devam ediyorum. Ama gitti hocam, o iş bitti galiba. Arteta ayrı konu. Arteta evet, beni heyecanlandıran kesin bir performans sergiledi. Xabi geliyor. Bu sene Xabi Alonso, Leverkusen. Beni heyecanlandıran hocalardan biri. Leverkusen. Evet, Leverkusen. bu tür hocaları ben kendi adıma tercih ederim. Biri Fener daha geliyor. Şimdi listeyi çoğaltabiliriz. Terzic için daha farklı yapılması gerekenler de var. Alman Bundesliga'da ondan biraz daha sürdürebilirlik adına bir performans zamanı var. Zamanı var ama bekliyorum. Geliyor bence. Listeyi çoğaltabiliriz ama bizim konumuz Mourinho. Mourinho'nun oyun anlayışı Fenerbahçe'nin genlerinde olan ve Fenerbahçe futbol felsefesine çok uygun mu? Bence değil. Mourinho Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilir mi? Oyunuyla yapabilir. O da ayrı bir konu. Dedim ya, maç kazanmak için illa ön alan baskısı yapman gerekmiyor. Birinci bölge savunma yaparsın veya otobüs çekersin, iki kontratakla işi bitirirsin. Bunlar da var. Yani Mourinho beni hangi yönden heyecanlandırıyor? Haftanın 90 dakikasını bir kenara bırakıp da haftanın geriye kalan 6 gününü, hatta 6,5 gününü biz Mourinho ile beraber çok daha keyifli, heyecanlı, çok daha gülerek, gülümseyerek geçireceğiz. O kesin. Mourinho kavgayı sever. Negatiflikten beslenir.
Bunu bir motivasyon unsuru. Önce kendi motivasyonu için kullanır. Yeri geliyorsa takımı için de kullanır. Yani bizim ligin son dönemine kadar ülkemizde var olan o savaş atmosferi vardı ya, kavga atmosferi vardı ya. Yani o atmosfer için biçilmiş kaftanlardan bir tanesi. Çok atılır hocam. Yani ama Mourinho'nun da sezonu nerede, ne şekilde bitireceğini öngörmek de çok zor. Yani alır götürür, takımıyla beraber şampiyon olur veya hiç sezonu tamamlamadan bile kendi takımıyla, camiasıyla bile gerilim yaşayabilir. O yüzden ligimize renk atacağı belli. Fenerbahçe yönetimi zaten bence hataların en büyüklerinden bir tanesi hoca tercihleriydi. Deneme yanılma metoduyla hep hoca aldılar. İşte geçen sene bir dünya büyüğünü getirdiler. İşine karışmadılar. Bu sene kendi evlatlarını getirdiler. İşine biraz daha fazla karıştılar. Ya Jesus dünya büyüğü bir hoca mı? O bence çok tartışılır. Kesin bakın kariyer olarak. İşte Mourinho hiçbir şekilde tartışamayız. Bakın kariyerden bahsediyoruz. Geçmişten evet. bahsediyoruz. Yani öyle veya böyle Jesus futbolun gelişimi adına kendi fikri, felsefesi, anlayışı olan yani takip edilen hocalardan biri olmuştur zamanında. Bu gerçeği kabul edeceğiz. Fenerbahçe'de yaptığı iş kesinlikle yetersizdi. Onun zaten daha fazla iş yapmasını da ben kendi adıma beklemiyordum. O yüzden sportif yönden olay sadece bir tek teknik direktörle bitmiyor. Ben Mourinho'nun adını ilk duyduğumda şunu söyledim. Bir tane değil, Mourinho ile beraber çok takdir ettiğim Guardiola'yı dahi getirirseniz ikisine ya hocalarım alın takım sizin bizi şampiyon yapın der de onlara hiçbir katkı sağlamazsanız onların sizi şampiyon yapması yine mümkün değil. Başta başkan, yönetim, teknik heyet, teknik direktör içinde takım ve taraftar işbirliğinin olmadığı yerde, ekip çalışması olmadığı yerde şampiyonluk gelmiyor. Fenerbahçe'nin de hoca kadar önemsemesi gereken en önemli konu bence bu. Ekip çalışması her şeyin önünde. Doğru. Mourinho adı seni heyecanlandırıyor mu? Mourinho'dan önce tekrar ben bir Aziz Başkan'a gitmek istiyorum. Orada çok güzel bir sözü var. Ali Koç'a atıf yaparak işte ben başkanken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar dedi. Sayın Aziz Yıldırım, Ali Koç için. Bence bu seçim sürecinde Aziz Yıldırım'ın en büyük kozu bu olacak. Yani projelerden öte. Bu çok önemli Ali bir... Ali Koç'un söylemi mi? Pardon, Aziz Yıldırım'ın en... Evet, Ali Koç'un söylemi Aziz Yıldırım'ın kozu yarış olacak. Sürecinde en büyük kozu olacak.